Hepiniz'e merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, dörtgenlerden sonra çok fazla talep geldiği için ben de hemen devamına yamuğu da anlatayım dedim ve dörtgenleri çok fazla e, beğenen oldu. Öncelikle teşekkür ederim, görüş ve düşüncelerinizi paylaştığınız için çok ayrıca ayrıca teşekkür ederim diyelim. Evet, şimdi ise neye geçiyoruz? Yamuğa geçiyoruz. Yamuk aslında şimdi olaya şöyle bakabiliriz. Yani biz aslında dörtgenlerde Rastgele bir şekil belirledik. Şimdi ise şeklin sadece iki kenarını birbirine paralel düşünüp o şeklin ismine yamuk diyeceğiz. Bunun devamında paralelkenar, onun devamında eşkenar dörtgen, dik dörtgen, kare şeklinde rastgele çizdiğimiz bir dörtgeni en düzgün haline getirip artık dörtgenleri de halletmiş olacağız. Hazırsak başlayalım. Ee, o zaman hadi geçelim yamuk konu anlatımımıza. Bu arada konu anlatımına geçmeden önce videoya bir beğeni bırakırsanız bu serinin daha hızlı gelmesini sağlayabilirsiniz ve düşüncelerinizi de yoruma yazabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet, yamuk ne demek? Önce yamuğu tanımlayalım. Arkadaşlar yamuk, alt taban ile üst tabanı birbirine paralel olan dörtgene biz yamuk diyoruz. Şimdi baktığımızda alt taban dediğimiz ekranda zaten AB alt taban, CD üst taban. Bunlar birbirine ne olacak? Paralel olacak. O zaman Şöyle paralelimizi belirleyelim. Peki ben bu paraleli alt taban artı üst taban söyledikten sonra bir de kenarların orta noktaları yani E harfi ile F harfi. Bunlar orta nokta olarak belirlendiğinde EF'ye orta taban diyeceğim. Hatırlarsanız analitik geometride biz şöyle bir şey söylüyorduk. İki noktanın orta noktası X'ler toplamının yarısı ve Y'ler toplamının yarısıydı. İşte biz burada aslında yine alt taban artı üst taban bölü 2 yine orta tabanı verecek. Hatta şöyle de yorumlarsınız. Üst tabandan bir nokta alırsınız. Alt tabandan da bir nokta alırsınız. Ve dersiniz ki üst artı alt bölü 2 orta tabanı verecek. Tamam. Peki bu paralellik bize aslında neyi sağlar? Şöyle baktığınızda A açısıyla D açısının U harfini hatırla. Sen A açısından bir alfa dediğinde şöyle bir alfa yazmak istiyorum. Üst taraf ne olacak arkadaşlar? 180 eksi alfa olacak. B açısıyla da C açısı aynı şekilde U harfinden dolayı toplamları 180 derece olacak. Hatta ben iç açılar toplamına bir dörtgende dediğimiz gibi 360 derecede diyebilirim. Anlaştık mı? Geçelim şimdi bir diğer özelliğimiz. Eğer bir dörtgende ve bu dörtgen eğer yamuksa köşegenler çizildiğinde orta da çizildiğini unutmuyorum. Orta tabanla beraber orta taban formülü az önce söylediğim gibi alt taban artı yüz taban bölü 2 ile bulunuyor. Bir de şu içeride bir KL'niz var. İşte o kaleyi arkadaşlar şöyle yapalım. O kaleyi bakın kaleyi şöyle çizdim. Normalde biz bu kalenin orta nokta olduğunu biliyoruz. Yani kale doğrusunun orta noktalardan oluştuğunu biliyoruz. Peki şu bordo ile boyadığım C bölü 2 değil mi? Orta tabanı hatırlayın. Orayı biraz düzelteyim. Bir dakika. C bölü 2. Peki aynı şekilde sol tarafta da bir bordon var. O zaman sen oraya da C bölü 2 yazabilirsin. E, bir de şöyle bir durum yapalım. Bak mavinin olduğu yere baktınız. Bu da zemindeki A'nın yarısı değil mi? Çünkü orta noktalar birleştiği için bunlar paralel olacaktır. Ve biz buna orta taban diyeceğiz. E o zaman burada A varsa tamamı A bölü 2 olacağı için A bölü 2'den neyi çıkartıyorum? C bölü 2'yi çıkartıyorum. Peki arkadaşlar A bölü 2 eksi C bölü 2 paydaları aynı olduğu için ne formülünü verdi? A eksi C bölü 2 formülünü verdi. Bunu da söyledik. Tabii ki formülden yapmak isteyen bu şekilde görür ama... Formül değil de soru üzerinde görmek isteyen direkt orta tabandan da soruyu böyle nokta atışı şeklinde çözebilir. Geçelim. Açı ortaylar verilirse, hocam A açısı ya da D açısı veya C ve B arasında da olabilir, hiç fark etmez. Bunlar açı ortay verildiğinde isteyen açıları isimlendirebilir. Bakın şöyle bir şey yapacağım. Örneğin açıları şöyle AA ve BB şeklinde isimlendirdiniz. Peki 2A artı 2B ne yapar? 180 derece yapar. Devamını yapmayacağım. İkileri sadeleştirdiğinizde ne olur? A artı B 90 derece olacak. E zaten içeride bir A'nız var. Bakın şöyle gösterelim. A'nız var. Burada da B'niz var. Toplamlar ne olacak? 90 derece olacak. Bunu da yaptık. Peki bunu yaptıktan sonra aslında biz buradan değil de başka bir yerden de söyleyebiliyoruz. Onu da şöyle gösterelim. Bakın şu hangi harfti? Takip edelim. Z harfi. Zaten bu Z harfinin yani orta noktalar birbirlerine Kesiştirdiğinde doğrusal olacağını üst tarafta söylemiştik. E buradaki z harfine göre sen üst tarafta a yazıyorsan alt tarafta ne yazacaksın? A yazacaksın. E gördün mü ikiz kenarlığı? Bak ikiz kenarlığa baktın? A'lar birbirine eşit. Peki bunu da yaptık. Bir de alt tarafta neyiniz var? Z harfiniz var. Bakın onu da gösterelim. Onu da şöyle göstereyim. Maviye dikkat. Alt tarafta da bir z harfin var ve sen gidip alt tarafa b diyorsan. Şuraya da ne yazmak zorundasın? B yazmak zorundasın. Yine burada ne, gör, ne ortaya çıkardın? İkiz kenarlık ortaya çıkardın. 3 tane eşitlik olunca hatırla muhteşem üçlü diyorduk biz buna. Ve biz bu sayede hem buranın 90 derece olduğunu görüyoruz hem de orta taban olduğunu bile görebiliriz. Bunu solda da yapabilirsiniz sağda da yapabilirsiniz. Hatta alt tarafta da yazdım. PR orta taban ve 3 eşitliğiniz mevcut. AE'nin de DE'ye dik oluşu bunları beraberinde getiriyor. H7 geçelim. Geçelim geçelim. İkiz kenar yamuk. Önce biraz formüllerden bahsedeceğim. Sonra böyle peş peşe soruları çözeceğiz. Öncelikle ikiz kenar yamuk. İkiz kenar üçgeni hatırlıyoruz değil mi? Neydi ikiz kenar üçgen? Hocam iki kenarı birbirine eşit olan üçgen. Hatta çoğunlukla öğrenciler eşkenar üçgenle ikiz kenar üçgeni karıştırıyorlar. Niye bilmiyorum. Şimdi umarım bu videodan sonra karıştırmazsınız. Öncelikle ikiz kenar yamuk ikiz kenar üçgende yaptığımız mantığın aynısı. Yani iki kenarı birbirine eşit olacak. Yan kenarlar birbirine eşit. Üstüne üstelik bir de sen eğer bunu köşegen olarak çizersen yani B'den D'ye köşegen çiz, A'dan C'ye köşegen çiz. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Şunu hayal et. İkiz kenar üçgende taban açılarından kenarlara yani ikiz kenarlara yükseklikler indiriyorduk. Neydi bu yükseklikler? Uzunluk olarak birbirine eşitti. Hatta simetri ekseni yardımıyla parçaları da birbirine eşit oluyordu. Açılara eşit, parçalara eşit, ayırdıkları bölgeler eşit. Hani ne ararsam vardı. Aynı mantık burada da geçerli. Yani sen burada köşegen çizdiğinde ben hep öğrencilerime şunu öneriyorum. Köşegenler çizilmiş bir ikizkenar yamuk varsa tepeden şöyle güzelce zaten hani genellikle sizin de yapmak istediğiniz şey buydu. Köşeden böyle bir dik at. Bu attığın dik sayesinde sağ tarafta ve sol tarafta eşitlikleri görüyorsun. Al sana bir ayna. Sağda ne görüyorsan solda da aynısını görüyorsun. Tamam mı? Bu şekilde ben o zaman şunu diyebilir miyim? Mesela ben şuraya alfa demek istiyorum. Sol taraf, sağ taraf eşit olmak zorunda. Bu da alfa. Örneğin üst tarafa beta demek istiyorum. Aynı şekilde burada da beta demek zorundayım. Bunları söyledim. Devam edebilirim ama görüntüyü çok fazla şey yapmak istemiyorum. Karıştırmak istemiyorum. Bu şekilde bu arada sağdaki oran soldaki orana eşit olacak dedik ya. O zaman biz burada aslında ekstra sadece şunu söylememiz gerekiyor. BD köşegeni ile AC köşegeni birbirine eşit olmak zorundadır. Yani bence asıl olayımız burası diyebilirim. Anlaştık mı? Şimdi geçelim. Alt tarafta yani üst tarafta anlattığım açı üzerinden formüldü. Alt tarafta ise neyimiz var? Uzunluk soruları geldiğinde ne yapacağız? Örnek verdim tamamen. Siz de kafanıza göre verebilirsiniz. Tabanda 10 verilmiş. Üst tarafta 4 var. Bu bir ikiz kenar yamuk. Ve ikiz kenar yamukta ben tepedeki 4, 4'ü e oluşan C ve D'yi aşağıya doğru dik attığımda buraya dikkat. Ben yüksekliğe H diyeceğim değil mi? Bak Peki bu yüksekliğe şöyle yapalım. Bak bu yüksekliğe H dediğimde iyi izle. İkiz kenar yamuk demek. Sol tarafa bakın. Bak alfa beta. Sağ tarafa bakın. Alfa beta. Yani ekstra şunu bile yazabilirim. A eşittir B açısı. Biraz bu kalınmış ama neyse. Şöyle biraz incelttim. A açısı B açısına eşit olacak. Bu doğal olarak şurada öğrendiğimiz şeyi hatırla. A ile D'nin toplamı 180 dereceydi. O zaman otomatikman D açısıyla C açısının da aynı olduğunu söyleyebilir. Peki alt tarafa geldim. Yükseklikleri indirdiğimde yükseklikler H olarak isimlendirilmişti. E, taban açılarına da şöyle nokta diyelim. Tamam mı? Peki bu nokta ile beraber 90 nokta hadi burası da çift çizgi olsun. Aynı şekilde çift çizgi dedim. Şimdi arkadaşlar sağda ve solda çizilen hatta sizin için şöyle boyayayım. İki tane dik üçgene baktınız. Bu iki dik, dik üçgen nedir? Aslında eş üçgendir. Neden hocam? 90'ların karşısına baktın. Solda da iki çizgi var, sağda da iki çizgi var. Ben bu kulaklığı niye çıkarmamışım ya? Neyse. <laughs> Aha, neyse. Videonun bu e, dakikasından sonra kulaksız devam edeceğiz. Her neyse. Şimdi <laughs> Evet, eş üçgenlerden bahsettik. Eş üçgenlerle beraber ben e, aslında 90'ların karşıları aynı olduğu için çift çizgilerin karşıları da aynı olacak diyeceğim. Yani 4'ü aşağı indirdiğinde 10'dan 4 çıktı. 6 2'ye böldüğünde 3'e 3 diyebileceğim. Geçelim dik yamuğa. Bu aslında alt taraftaki özellik daha önemli. Çünkü soru tarzları genelde alt taraftaki köşegenleri dik kesen yamuklardan ortaya çıkıyor. Dik yamuk demek aslında seveceğiniz bir özellik. Yani C noktasından aşağıya dik attığında şekilde ne görüyorsun? Bir tane dikdörtgen bir tane de dik üçgen. İşte Dikdörtgene göre karşılıklı kenarlar birbirine eşit dersin. Tamamından da C'yi çıkardığında A-C eksi olarak hareket edip A-C, eksi H ve c -B Pisagor'undan da ikinci denklemini bulursun. Genelde bu tarz hareket edebilirsin. Köşegenleri dik kesişen yamuklarda ise H kare eşittir. A çarpı C formülü var. Tabii ki ben bunu böyle söyleyip gitmeyeceğim. Tabii ki ezberlemek isteyen ezberleyebilir ama tavsiye etmiyorum. Bak ben mavi ne çizdim? Mavi ile içerideki bir köşegenimize yani AC'ye paralel çektim. E bu AC'ye paralel çektikten sonra aslında burada bir bak şöyle devam edeyim. Bu zeminin de üst tarafa paralel olduğunu yamuktan dolayı biliyoruz. Peki karşılıklı kenarlar paralel olduğu için bu konudan sonra öğreneceğimiz ne var? Paralel kenar var. Paralel kenar olduğundan dolayı paralel kenarda ise karşılıklı kenarları bu konuda çok kullanacağız bu arada. Karşılıklı kenarların birbirine eşit olması gerekiyor. C'yi aşağı indirdim. Bu arada bunu bu şekilde yaptıktan sonra şuradaki 90 dereceye dikkat. O 90 derece ne olmuş olacak? Yöndeş açıdan veya toplamları 180 dereceden şuradaki D açısını oluşturacak. E peki 90'dan 90 iniyorsa ne olur? Öklit. Hatırla dikten dikiniyor. Hamburgerin karesi patates kızartması diye kodlamıştık. H kare eşittir P çarpı K. Peki H kare eşittir C çarpı A da formüle göre bize asıl formülümüzü ortaya çıkaracak. Dediğim gibi bakın bu önemli özelliği buraya yıldızlıyorum. Siz de aynı şekilde notlarınıza yazın. Geçiyorum ikinci sayfamıza. İkinci sayfamızda ise alan kısmı var. Tabii ki alan kısmından önce şöyle birkaç tane soru çözelim. Sonra alana dönelim. Örneğin örnek 1'e bakalım. Şimdi örnek 1'de ne görüyoruz? ABC'de yamuk verilmiş. Paralellik mevcut. Bir de bak DE ile EA eşit verilmiş. Peki Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bak eşitlik verildiği için. Soruda sorunun üzerinde kenar ortay ve diklik görüyorum. E ben o zaman şöyle bir şey yapabilir miyim? Kenar ortay ve diklik bize ne sağlıyordu? Daki'den kodlama yapmıştık hatırlarsanız ikizkenar üçgende. Diklik ve e, diklik ve kenar ortay varsa açı ortay ve ikizkenarlık mevcut. O zaman A, AB ile konuşamadım bir an. AB ile DB birbirine eşit olacak. Yani ben şuraya alfa alfayı yazdım. Peki burada da bir bilgimiz var. Bak o bilgiyi de yazalım. Şöyle AB eşittir. Ne demiş? Kökü çarpı BC. Hemen ne yapalım? Şuraya ben bir harflendireyim. Yani BC'ye ben K demek istiyorum. Yazalım. BC nerede? Şurada K yazdım. Eşittikten dolayı bu da K. Peki K çarpı köküç AB ise burası ne oldu? K köküç oldu. İkiz kenarından da şuraya ben K köküç yazarsam. Hatırla dik üçgende K, K, K köküç ne özelliğiydi? 120, 30, 30 özelliğiydi bunu, e bunu yaptıktan sonra şöyle bir Z harfiniz var. Bak D, C, D, B, A harflerini takip ettiğinizde veya şu kalemi takip ettiğinizde bir Z harfiniz var. Üst taraftaki 30 derece nereye eşit olacak? Alt taraftaki 2 alfa eşit olacak. Hemen eşitleyelim. Şöyle 2 alfa eşittir. 30 derece ise alfa buradan ne gelir arkadaşlar? 15 derece gelir. Şıklara baktığımızda cevabımız A seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda ise ne görüyorsunuz? Yine bir eşitlik var. Yine bu yamuk demiş ve yine paralellik var. Bunları çok fazla göreceğiz. Önceliğimiz daha çok paralellik olacak. Şimdi neresine eşit vermiş? Önce ona bakalım. AC ile BK eşit verilmiş. Bak AC şu bir köşegen. Şöyle tam çizelim de. AC ve BK. Peki bu eşitlikleri yazdıktan sonra herhangi bir bağlantıların olmadığını görüyorsunuz değil mi? İşte bak bizim buradaki amacımız tamamen Şöyle yapalım. Buradaki amacımız tamamen bunları yanla, yan yana getirmek. Yani yakınlaştırmak. ACBK eşit verdik. AD ile BC eşit verelim. Bak AD ile de BC. Peki, peki, peki. Bu ne oldu arkadaşlar? Bir ikizkenar yamuk oldu. Peki biz ikizkenar yamukta en son bir şey söylemiştik. İkiz kenar yamukta A'dan çizdiğin C'ye yani köşegen, B'den çizdiğin D'ye o da köşegen. E demek ki İki köşegen birbirine ne olacak? Eşit olacak. Ben şimdi BD köşegenini çizdim. Çok güzel. Şöyle geriye yaslandım. Peki BC BD köşegeni aynı zamanda neye eşit? AC'ye eşit. Bak o zaman şöyle eşittir diyorum. BD köşegeni. Tam yazamadım ama şöyle hatta şöyle yapalım. Bak. BD köşegeni AC'ye eşit. Peki BD köşegeni otomatikman neye eşit oldu? BK'ye eşit oldu. Yani burada siz bir ikizkenar üçgen yakaladınız. Bakın BD ile BK'ya baktınız. Bu arada ikizkenar üçgen mantığı gibi ikizkenar yamukta da burada 40 derecen varsa şurada da neyin vardı? 40 derecen vardı. Hemen getiriyorduk ne yapıyorduk? 40 dereceyi yazıyorduk. Peki iki tane aynı açı. Bak şöyle yapalım onu en iyisi. Buradaki siyahla boyadığım açıyla şuradaki yukarıdaki siyahla boyadığım açı ne olacak? İkiz kenarlıktan eşit olacak. Peki iki tane açıyı topladım 40 o elde ediyorsam bu ikisinin toplamı 40 o zaman bir tanesi 20 olacak. Üst tarafa da 20 yazabilirsiniz tabii ki. Ama şurada ben aslında bir Z harfinden alfanın ne olduğunu buluyorum. Bakın 20 derece olduğunu buluyorum. C, D, K, B. Tabii ki 40 dereceden de Z yapabilirsiniz. O zaman alfamız neymiş? 20 dereceymiş. Geçelim. Örnek 3. Şimdi örnek 3'te ise direkt formül sorusu aslında. isteyen formülden yapar ama ben yine dediğim gibi siz şu AB'ye 16 veriyorsanız bakın bizden zaten DC istenmiş. Paralellikler, köşegenler, orta taban hepsi verilmiş. Yani o bahsettiğim her şey gözlerimizin önünde böyle birer birer hepsi yazıyor. Peki bu orta tabanları şöyle yazdıktan sonra bizim buradaki amacımız nedir? 16 ise şunun tamamı 8 olacak orta tabandan. Anlaştık mı? Yani sen gelip buraya 8 yazman için 4 yazman gerekiyor. Peki o 4'ün de dc'ye göre orta taban olduğunu görebiliyorsun. Yani iki katını aldın. Pa orta taban zaten paraleldi bu arada. Şöyle. Üçüne de birbirine paralel. Peki bunu da yaptık. Zaten bizden de dc istenmişti. Cevabımız 8 deyip geçebiliriz. Gelelim 4. soruya. Bu sayfada ise çözeceğimiz soru kalıplarının tamamı aslında üçgende benzerliği oluşturuyor diyebilirim. Öncelikle sorunun bir yamuk sorusu olduğunu unutun. Tamam mı? Ne görüyorsunuz burada? Bak şöyle ben bir kelebek görüyorum. Kum saati kelebek. Üçgende benzerliği hatırla. 6 bölü 9 nedir? Şöyle sadeleştirelim. 6 bölü 8 değil tabii ki. 6 bölü 9. 3'e böldün 2, 3'e böldün 3. 2 bölü 3 benzerlik oranıysa ben şuraya 2K dedim. Buraya 3K dedim. Kum saatinde biz her zaman böyle oranlıyorduk. Hatırlarsak Umarım hatırlıyoruzdur. Peki bunu yaptıktan sonra gelin şuradaki bak mavi ile çizdiğim paralelliğe baktığınızda ve bu mavi ile çizilen paralellik bize temel benzerliği oluşturacağından yani 3K'nın 5K oranı bakın 3K'nın 5K oranı eşittir. X'in 6 oranı doğru mu? Peki ben burada K'ları sadeleştirirsem ne olur? 6 kere 3 18 eşittir 5X. Peki bir sayıyı 5'e bölmek için Kısa bir yol vardı hatırlarsak. Her iki tarafı 2 ile genişletiyordum ki burası 10x olsun. Karşıda da 36 olsun. Bir sayıyı 10'a bölmek demek. 1 virgül kaydırmak demektir. 3,6 bizim aradığımız o cevaptır. Anlaştık mı? Yani cevabımız C seçeneği geldi. of Su gibisi yok derler ya. Harbiden öyle. Belki video başından beri aralıksız konuşmuş olabilirim. Birkaç aksaklık vesaire derken en azından hep beraberiz. Ee, umarım tabii ki yamuk konusu üniversite sınav sorularına baktığımızda hemen hemen her sene sorulmuş bir konudur. Sizden tek isteğim konu tekrar yaptıktan sonra elinizde bulunan herhangi bir kitaptan tekrar etmeniz. Bolca soru çözün çünkü bu dersler özellikle bu dörtgenler, dörtgenlerin çoğu soru çözmeden maalesef gelişmiyor. Dedikten sonra 5'e geçelim. Şimdi 5. soru ilk sayfada bahsettiğimiz bir özelliği hatırlatıyor. Neydi bu? Açı ortay, açı ortay. E peki ben bu açı ortayların 90 derecede kesiştiğini biliyorum değil mi? ve hatta ne yapıyorduk? Şöyle uzatıyorduk. Şimdi sen diyeceksin ki hocam onu uzattın da soru bize EF'nin AD A, ve BC'ye paralel olduğunu söylememiş. Sen dünyanın en haklı insanısın. Kesinlikle. Bakın burada sakin olmamız lazım. Çünkü burası çok önemli. E noktası ve F noktası hakkında bir bilgi yok. O zaman ben şöyle bir şey yorumluyorum. Diyorum ki E noktasından her iki kenara da yani alt tabana ve üst tabana paralel çekiyorum. Anlaştık mı? Burada itirazımız yok değil mi? Bak ben sadece şu maviyi paralel aldım. Bir de aynı şeyi bak aynı şeyi şöyle bir paralel alıyorum. F noktasından alıyorum. Peki yine aynı aynı şekilde diğerlerine paralel olsun. Yani alt taban ve üst tabana paralel olsun. Bu arada Burada z harflerini gördük mü? Bak z harfleri şöyle bize ikiz kenarlığı sağladı. Aynı şekilde altta da bir z var. Yine ikiz kenar. Sol tarafta da yine z'miz var. Zaten ilk sayfada anlattığımız mantıktı. Şurası nokta olacak. Aşağıda da çift çizgin olacak. Her ne kadar ben çok küçük olduğu için çizemesem de sen beni anladın. Peki buradakilerde de tek nokta tek nokta ikiz kenarlığı ve muhteşem üçlü oluşsun. Şimdi buraya dikkat. Orta nokta hatta onu neyle yapalım? Şöyle bak orta nokta orta nokta. Peki orta noktalar doğrusal değil miydi? İşte bu sayede EF'nin de zemine ve tavana paralel olduğunu söyleyebiliriz. Peki bunları söyledik. Hocam çok güzel. Tamam. Her şey güzel. Hayat devam ediyor. Peki 4'ün yarısı 2. 2. 2. Peki 5'in yarısı 2.5. 2.5. 2.5. Peki orta taban formülünü hatırla. EF'ye x dersek. EF'yi sormuş zaten. Orta taban formülü neydi? X artı bir buçuk, pardon bir buçuk değil, iki buçuk artı iki orta taban. Orta taban diyordu ki bize alt taban ile üst tabanı topla ikiye böl. E peki ben burada x artı dört buçuk görüyorum. Şurada da on 2'ye böldüğümde altı görüyorum. 6'dan dört buçuk çıkartıyorum. X'in değerini bir buçuk olarak bulmuş oluyorum. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani bizim buradaki amacımız aslında orta tabanları yani orta noktaları bulduğunuzda sonuç sizin için herhangi bir değişiklik yaratmıyor diyebiliriz. O zaman geçelim. 6. sorumuz. Şimdi altıncı sorumuzda ise mantık nedir? 110 dereceye bağlı bir özel üçgenimiz var mı? Yok. ABC'de yamuk demiş. Tamam. BC paralel AD demiş. Ona da tamam. Herhangi bir sıkıntımız yok. Peki Diyorum ki bu paralelliği kullanarak 12 22 ve 10 var elimizde. E, o zaman şöyle bir şey deneyelim. İsteyen D noktasından, isteyen A noktasından. Hani hatırlarsak paralel kenar çok önemliydi demiştim. Yani biz bu konuda paralel kenarları ortaya çıkartacağız. Yani ben bu şu an AB'yi şurası DK olsun. DK'ya paralel çektim. İstediğimi yapabilirim. Kimse bana karışamaz. Zaten geometri sorularının hepsinde ne yapıyoruz? İstediğimiz yerden paralellik çekiyoruz. Yalnız Buraya dikkat. Paralelliği bozmamak ve doğrusallığı bozmamak şartıyla. O zaman AD'nin de ben şöyle çift paralellik olsun. BC'ye paralel olduğunu biliyorum. Burada paralel kenar oluştu. 180'e tamamladın. 70 derece. 70'le de neyi toplarsan 180 yapar? 110. Bir dakika. Ne bulduk burada? Karşılıklı açıların eşit olduğunu bulduk. Hem de burası bak 70 derece olacak. Bak daha paralel kenar işlemeden paralel kenara ait en önemli özelliği bulduk. Aferin bize. Yani karşılıklı açılar birbirine eşit oluyormuş. Peki 12'yi getir. Sadece açı sorusu değil bu. 12 aşağı indirdim. 12 indirdim. 22'den 12 çıktı. 10. Bak burada da 10 var. Burada da 10 var. Demek ki burada bir ikiz kenarlık var. Peki bu ikiz kenarlığa göre tabanlardaki açılar ne olacak? Şöyle eşit olacak. E ben Z'den zaten şunun 70 derece olduğunu biliyorum. İkiz kenardan bu da 70. 70, 70, 140. Şuraya da 40 derece kaldı. Peki bizden ne istiyor bu efendimiz? ADC açısını ADC'de ne var? 140 var. Demek ki cevabımız D seçeneğiymiş. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Geçelim 7. sorumuza. Şimdi 7. sorumuzda ise aynı mantık İsteyen A'dan isteyen B'den. Ben hadi değişiklik olsun diye A'dan paralel çekiyorum ve çektiğimiz paralellik aslında şurada 5 varsa aşağıya 5, 6 varsa karşıya 6. Yöndeş açılar birbirine eşittir. 40'ı da buraya yazdım. 70 ile bak o yöndeşin olduğunu da gösterelim. Neydi yöndeş açılar? Aynı yöne bakan açılar paralel doğrularda birbirine eşittir. Peki 70, 40 topladın 110. Bir daha 70. E bu 70 sana ne çağrıştırır? A açısıyla D açısının da birbirine eşit olduğunu gösterir. Yani sen burada bir tertemiz böyle halis mulis bir ikizkenar üçgen bulursun. Yani X buradan ne gelir? 11 gelir. İşaretleyip go to kaçarız. Evet 8. sorumuza bakalım. 8. sorumuzda ise 90 derece görüyorum, 30 derece görüyorum ve ABC'de yamuğunun çevresi sorulmuş. E noktasının orta noktası olduğu söylenmiş. Paralellik var. Başka bir şey var mı? Bir de 90'ı söyledik zaten. 4 var. Peki çevre için DC ile AB'yi toplamam gerekiyor değil mi? Hemen şöyle bilgilerimi tekrarlıyorum. Alt taban artı üst taban bana neyi sağlıyordu? Orta tabanı. İşte biz burada o meşhur orta tabanı çizmek zorundayız. Yani sen E'den tutacaksın. Yatayda paralel çekeceksin. Bu çektiğin paralelde bak o paralellik ne, nasıl işimize yarayacak? 30'u yukarıya yöndeşten taşıdın. Bak soruyu çözdüren kısım burası aslında. Yani 30'u yukarıya taşıdığında 30, 60, 90 üçgen oluşuyor. 30'un karşısında 4 varsa 90'ın karşısında 8, 60'ın karşısında 4 kök 3. Peki e, biz bunu paralel çektiğimizde bu da sağa doğru orta nokta olmayacak mı? E olacak hocam. Bu sesleri duyar gibiyim. E bu bc'nin 8 köküç olduğunu buldunuz. Tamam mı? O ikinci 4 köküç ne öyle ya? Biraz düzelteyim. Şimdi 4 köküç 4 köküç 8 köküç. Peki ben burada alt taban artı üst taban bölü 2'nin de 8 olduğunu biliyorum. Bak gel buraya x yazalım buraya y yazalım. Öyle güzel çıkacak ki x artı y bölü 2 8'e eşitse x artı y buradan ne gelir? 16. Peki yan tarafta da 6 var 22. Sağ tarafımızda da 8 kök 3 var. 22 artı 8 kök 3 bizde aranan aranan kalmış. Anlaştık mı? Hadi geçelim. Isınıyoruz değil mi? Bak çok güzel sorularımız var. Mesela 9. Evet 9. soruya bakalım. Yukarıdaki şekilde birbirine paralel D1 ve D2 karayolları ve bu yolları birbirine bağlayan AD ve BC yolları görülmektedir. Görülsün bakalım. AB 22 kilometre. Tamam. BC 6 kilometre. DC 12, AD 8 verilmiş. Bak şimdi. Bizden istediği de trafik yoğunluğu nedeniyle D1 ve D2 yollarını bağlayan üçüncü bir yol yapılmak isteniyor. Buna göre üçüncü yolun uzunluğu en az kaç kilometre olur diyor. Şimdi buraya dikkat. Biz üstteki mantık gibi önce bir şey deneyeceğim ama benden üçüncü bir yol isteniyor D1 ve D2 arasında. Siz geometri sorularının hepsinde en az dendiğinde, en kısa dendiğinde, ne yapıyorduk? Doğrusal uzaklık alıyorduk. Yani dik uzaklık. Yani senden şurada D1 ile D2 arasındaki morla çizdiğim uzunluk istenmiş. Hatta ona ne diyebiliriz biliyor musunuz? H. H olarak kalsın. Peki yaptığımız üstteki yaptığımız işlemlerin aynısını burada niye yapmayalım? Yapalım. Bak C'den ne yaptım? Paralel çizdim. Bunu D'den de yapabilirsin. Önce bir sayıları yazalım bu arada. AB 22. Tamam. BC 6. DC 12. AD8 yazdım. Peki bunu yaptıktan sonra 12'yi aşağı çektim. 8'i de karşıya götürdün, Tamam mı? Dedim ki ben burada karşılıklı kenarlar birbirine eşit olmuştu. Paralel kenar olmuştu hatırlarsanız. Peki 8 var. 6 var şurada. 22'den de 12 çıkardım. Bak burada tanıdık bir şey var. Burada bir misafirimiz var. 6 var. 8 var. 10 var. Pisagor'u sağladığı için en uzun kenarın karşısında 90 derece yazabilirim. Tamam mı? Hani 3, 4, 5'i de bulunca hemen 5'in karşısında 90 yazıyorduk ya. Aynı mantık. İşte ben C noktasından aşağıya dik indirdiğimde bak buraya da H diyelim. Bir üçgenin alanı bak bir üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulunuyor değil mi? Tabanı 10. Yüksekliği H. 10 çarpı H bölü 2 sana bu üçgenin alanını verecek. Peki aynı alan 8 çarpı 6 bölü 2 ile de bulunabilir. Çünkü bu bir dik üçgen. Bölü 2'ler birbirini götürdü. Hatta Öklit'te bak bilenler ortaya çıkacak. Yorumlarda kendini belli edecek. Hocam diyecek. Siz burada bu formülü nerede bulmuştunuz? Yani nerede vermiştiniz? Ben şey, Öklit'te son bir formül vardı. A çarpı H eşittir B çarpı C diye. İşte o formülü niye verdiğimizi ortaya çıkarmış oluyoruz. Bölü 2'ler birbirini götürdü. 48'i 10'a böldüm. 4,8. H dediğimiz eleman 4,8 geldi. Bizden de en kısa mesafe istendiği için cevabımız 4,8'miş. Anlaştık mı dostum? Hadi geçelim. Geçelim geçmesine ama önce alandan bahsedelim. Şimdi öncelikle yamukta alan bak şurada zaten formülümüz vardı. Bir yamukta eğer alan arıyorsanız üçgen alanını bilen herkes yamuğun alanını da bilmek zorundadır zorundadır diyorum çünkü herhangi bir müdahale yapmıyoruz. Herhangi bir ekstra formül yazmayacağız. Şöyle izle. Bak şimdi. Sen yüksekliğin var. Tabanın A'ydı. Tepen de C'ydi değil mi? O zaman formül ne demiş? A artı C çarpı H bölü 2. Doğru mu? Peki örneğin A ile C'yi birleştirdim. Tamam mı? Diyorum ki şuradaki bir sarı alanın var. Geniş açılı üçgenin alanı. Bir de içeride mavi normal bir dar açılı üçgenin alanı. Şöyle Rastgele çizdim zaten. Peki mavinin alanı tabanda A var. Yükseklikte H var. Bölü 2 değil mi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Peki bu yamuk demek alt tabanla üst tabanın paralelliğinden bahsediyordu. O zaman sen A noktasından şöyle yukarıya doğru dik attığında o da ne olacak? H olacak. Peki sarı bölgenin alanı hatırla geniş açılı üçgenin alanı dışarıdan yükseklik çarpı taban bölü 2 idi. Yani H çarpı C bölü 2. Doğru mu? Peki ben bunu yukarı, sarıdakinin alanını hc bölü 2, mavidekinin ac a, a, a çarpı h bölü 2 şeklinde yazdım. Peki h bölü 2 ile ortak değil mi? İşte h bölü 2 parantezine al ve geriye çekil. a artı c çarpı h bölü 2. Yamuğu yeni öğrenenler şunu da diyecektir. Hocam a artı c bölü 2 siz az önce ne dediniz? Şöyle sadece şuraya gösteriyorum. Siz buna orta taban demiştiniz. Bak işte. Orta taban ile yüksekliği de çarparsan alanı bulabilirsin. Alt tabanla üst tabanı topladığında h ile çarpıp ikiye böldüğünde yine alanı bulabilirsin. Karar senin. Seçim senin. Teklif var, ısrar yok. Anlaştık mı? Yani biz aslında üçgende alanı burada kullanıyoruz. Tamam mı? Gelelim başka bir alan sorusuna. Şey alan sorusu diyorum. Alan formülüne. Köşegenleri çizdin. Bak bu da alan taşımanın bir bir diğer yolu. Alan taşıma diyelim de şöyle. Nasıl olacak o? Siz aslında DAB üçgeniniz var. S ve Y alanı mevcut. S artı Y. Sen D noktasını C'ye taşıdığında bak. C, A, B üçgeni de aynıdır. Neden? Paralel doğrularda yükseklik değişmez. Ve sen yükseklik ve taban değişmediği için bak şu aralardaki S alanlarını birbirine eşitleyebilirsin. Bunlar birbirine eşit olduğunda ters açılar alfa alfa ve 180 eksi alfa 180 eksi alfa olacağından sinüs alanı hatırla. Tamam mı? Zaten sinüs olan için kenarlar çarpımının yarısı çarpı aralarındaki açının sinüsü lazımdı. E, ters açılar aynı. E, sen burada aslında x ile y'nin çarpımı s ile s'in çarpımına eşit dersin. Bak bunu dörtgende ne diyorduk? A çarpı C, B çarpı C diyorduk. İşte burada farklı bir olay var. Paralellik işin içine girdiğinde o namussuz diyelim namussuz paralellik e, işin içine girdiğinde burada bir eşitlik ortaya çıkıyor. Böyle söylememin nedeni aklınızda kalsın diye arkadaşlar. Yoksa tabii ki not, kendinize göre not alabilirsiniz. Alan taşıma da yazabilirsiniz. Veya dörtgenlerden geliyor da diyebiliriz. Zaten bu da bir dörtgen. Gelelim son özelliğimize. Yamukta. Sadece yamukta bak. Sadece. Sadece yamukta. Sondaki k ne ya? Dur. Tamam. Tutamadım kendimi. Yamun k. Sadece yamukta. E noktası orta nokta olduğunda biz burada ne yapıyoruz? İçerideki alana A dediğimizde tüm alan 2A olacak. Hatta ben buraya B dersem, şuraya da de C dersem bunu paralel kenarda böyle rahat rahat yazacağız. Ama burada sadece diyorum bakın. Sadece E noktası orta nokta olduğunda yapabiliyorsunuz. Veya sağda veya solda yapabiliyorsunuz. Tepede ve aşağıda yapamıyorsunuz. Buraya dikkat. Buranın altını çiziyorum. A'dan ve B'den bir üçgen çizemiyorsunuz veya D'den ve C'den bir üçgen çizemiyorsunuz. Sadece ECB C, B üçgeni olur veya D, E, A üçgeni olur. Tamam mı? Bir de ben burada formüle ne dedim? A eşittir B artı C dedik. Bir de A eşittir tüm alanın yarısı dedik. Yani aslında ortadakine A dersek tüm alan 2A olacak. O zaman 2A olmasının sebep olan ikinci bir formül B artı C'ye A dersem o da 2A olmuş olacak. Yani bir nevi birinci formül, ikinci formülü ortaya çıkarmış olacak. Bunları da söyledik. Bakın bu son söylediğim şey önemli. Şöyle bir yıldız attım. Şu tepesine koyayım şu adamın. Tamam. Evet. Şöyle geçelim 10. sorumuza. Şimdi 10. sorumuzda ise şöyle bakayım 36 35 dakika falan olmuş. Neyse. 10. sorumuz burnum kaşındı ya. Evet iyiyim. Tamam. 10. soruda şöyle başlayalım. 3 bölü 12 bir nedir? Kelebektir. Bak. Hatta o kelebeği oluşturan kenarları ben sizin için şöyle bir temsili gösteriyorum. Bak. 3 bölü 12 oluştu. Peki 3 bölü 12 nedir? Sadeleştiğinde 1 bölü 4. K değil mi bu? Benzerlik oranı. Hatırla benzerlik oranının karesi alanlar oranıydı. Yani 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 16. gel buraya. Sen buraya. Aşağıda 16 görüyorsan üst taraftaki bölgeye 1 diyebilirsin. Yalnız buraya dikkat. Kum saatin oranı neydi? 1 bölü 4'tü. Peki ben buraya k desem burası 4k olacak. O zaman d'den bak şöyle yapalım. d'den e'ye birleştirelim. Peki arkadaşlar k tabanında bak üçgende alana geri dön. Tamam mı? Sar böyle geriye. Üçgende alanda tabandaki alanlar orantılıydı. Tabanlarla alanlar orantılıydı. K'da 1 varsa 4K'da 4 olacak. Peki buraya 4 yazdım. 1 var yanında 5 oldu. Bak, yuvarlak için aldığım alanlar 5 yaptı. Hangi tabanda? 3 tabanında 5 alan var. 6 tabanda da 10 alan olur. Bizden sadece taralı bölge istendiği için cevabımız sessiz sedasız 14'ü işaretlidir. Anlaştık mı? Bak önce benzerlik oranının karesi alanlar oranı. Sonra ise normal alanlar tabanlarla orantılıdır kısmı. Gelelim 11'e. Bak 11'de de diyor ki bu sefer bunu tersten yap diyor. Yani 2 bölü 18 var diyor. Bak 2 bölü, 2 bölü 18 mantığını düşün. Bu sefer alanlar oranı verilmiş. 2 bölü 18 alanlar oranı neye eşit olacak? K kareye. Peki 2 bölü 18 sadeleşmiyor mu? 1 bölü 9. Kare kökü aldın. K buradan ne gelir? 1 de dışarı çıkar. 9 da dışarı çıkar. Peki 1'e 9 tamam mı? 1 bölü 9 pardon 9 dışarı çıkar dedim 9 yazdım. 1 bölü 3. Peki sen buraya k yazdın burası 3k geldi. K tabanında 2 alan varsa 3k tabanında a, d, e üçgeni 6 alan olacak. Bunu bir kenara yazalım. Fakat Thales teoremi sana diyordu ki hatırlarsan. Arkadaşım diyor sen sağdaki oranı soldaki oranı eşitleyebilirsin. Neden? Çünkü sağdaki yani paralelliği düşününce iki paralellik arasında yükseklik her yerde eşitti. E yüksekliğin eşit olduğu durumlarda oranlar da eşit oluyor. Yani sen K'nın karşısına geldin. T yazdın. 3K'nın karşısına 3T yazdın. Şimdi gelelim oranlayalım. T tabanına A alan diyeyim. 3T tabanına 3A diyeceğim. Hatırla bir kenara bir şey yazmıştık. K'da 2 varsa 3K'da 6 olacaktı. Peki 6'yı oluşturan toplam kaç A var? 4A 6 ise A buradan ne gelir? 6 bölü 4. E 6 bölü 4 sadeleşince 3 bölü 2 yapar. E peki benden sadece taralı bölge istenmiş. Yani 3A istenmiş. 3 çarpı 3 bölü 2 eşittir. 9 bölü 2'dir. Şıklara baktığımızda cevabımız C seçeneğidir. Gelelim 12. sorumuza. 12. sorumuzda ise bak formülü hatırla. E noktası orta noktaydı. D'den E'ye birleştirdin. Bak sen şuradaki kenarlarını çizdiğim üçgenin alanına A dersen tüm alan 2A olacaktı. Bak o 135'i verme sebebi. Bak 135'i verme sebebi. Sen buraya 45 derece yazdığında D'den de dik atıyorsun ki yüksekliğe ihtiyacım var. Çünkü taban 10 verilmiş 7 artı 3'ten. Yüksekliğe ihtiyacım var. 90'da 6 varsa 45'te 3 kök 2. 6'yı nasıl bulmuşlar? Bir sayıyı kök 2 ile çarparak. İşte o sayıda 6 bölü kök 2 yazarak bulunuyordu. 6 bölü kök 2 eşleniyle çarptın. 6 kök 2 bölü 2'den 3 kök 2. Anlaştık mı? Peki bunu yaptık. Şimdi tabii şu araya da 3 kök 2 yazabilirsiniz ama gerek yok. Çünkü tamamı 10 verilmiş. O zaman ne yapalım? Bak şöyle. Şuradaki alana şöyle A diyelim. Bak A eşittir. Tabanda 10 var. Yükseklikte 3 kök 2 var. Bölü 2. Peki tüm alanda neyi veriyordu? 2 A'yı veriyordu. O zaman 2 çarpı 10 çarpı 3 kök 2 bölü 2 payda ve önündeki 2 ile sadeleştirdiğinizde cevabı 30 kök 2 olarak bulabiliyorsunuz. Yani D seçeneğidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şöyle bak A burada değerlidir. Çünkü A'yı bulduktan sonra 2 ile çarptığımda neyi buluyorum? Tüm alanı buluyor. Geçelim 13. sorumuza. 13. sorumuz önemli bir soru. Şöyle düşünün. Ee, aslında kısa yolunu göstereceğim size, pratik yolunu. Tabii ki paralellikler çizerek de benzerlik oranını oluşturabilirsiniz. Ama ben artık size sınav anında hız kazanmanız için 8 ile 12 arasında kaç artmış? 4 artmış. 12 ile 18 arasında kaç artmış? 6 artmış. Tabii sen bu 4 yazdım ama örnek veriyorum, sadeleştirin sen buna 2k, buna da 3k diyebilirsin. Yani o tamamen sana kalmış. Yüksek sayıyla da uğraşabilirsin, düşük sayıyla da uğraşabilirsin. Tamam mı? Peki, yöndeş açılar bak ben bu B açısına nokta desem, yöndeş açılardan F açısına nokta olacak. Peki C'den yükseklik indirsem, yanında 2K olduğu için artık 2H diyebilirsin. Düzgün yazalım. Peki F'den yükseklik indirdiğinde karşısında 90'ın karşısında 3K olduğu için sen buraya artık 3H yazabilirsin. Peki niye H cinsinden yazdık? Çünkü nokta var, 90 var. Yani şuraya sen bir çizgi attığında bu da çizgi olacak. Yani aynı açılar olacak. O da yöndeş açılar. Eş üçgenler değil benzerlik yaptık. Bir an ağzından eş üçgenler çıktı pardon. Son anda kıvırdım. Şimdi o zaman alttaki alan 60 verilmiş. 60 eşittir. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz nedir? 3H bölü 2. Peki şöyle hızlıca bir sadeleştirme yapalım. Şurada 30 var. Sadeleştirin. 2 oldu. 2 kere 2 4. H buradan 4 bölü 3 geldi. Peki bizden üstteki alanı istemiş. Şöyle yani A diyelim hatta. A eşittir. Alt tabanda 12 var. Üst tabanda 8 var. 12 artı 8 çarpı yükseklik 2 çarpı haşımız nedir? Yazmıştık. 4 bölü 3 yazdık. Bir de bölü 2'miz var. Hatırla. Peki bölü 2'ler birbirini ne yapacak? Şöyle gel kardeş biz dışarı çıkalım diyecek. Sadeleşecek. 12 ile 8'i topladın 20. 20 çarpı 4 bölü 3 eşittir. 80 bölü 3. Sadeleştirme yok. Cevabımız direkt 80 bölü 3 gelir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Burada en önemli olay haşı bulmak. Sonra da şurada çizdiğim A'yı bulmak. Anlaştık mı? Genelde bu soru tarzında benzerlik e, en önemli kuraldır. Umarım siz de benim gibi çözmüşsünüzdür. Geçiyorum. 14. sorumuz. 14. sorumuzda ise orta tabanlar görüyorum. Aman Allah'ım. Bak 2 ve 6. 2 ve 6 paralellik verilmiş. Bakın 3'ü de birbirine paralel. 2 ile 6'nın toplamı 8. 2'ye böldün 4. 4 ile neyi toplarsam 2'ye böldüğümde 6 olur. 8'i. Anlaştık mı bak? Çünkü burada da bir orta tabanım var. Peki hepsini h desem. h h h Neden? Sağ tarafta eşitlik olduğu için sol tarafa da eşit yazabilirsin. Peki üstteki yamuğun alanını yazıyorum. Alt, alt taban artı üst taban 6. 6 çarpı h bölü 2'den 3 h. Hızlı yazıyorum direkt. Çünkü tak diye geliyor. 6 artı 4 10. 10 çarpı h bölü 2'den 5 h. 6 artı 8 14 çarpı h bölü 2'den 7h. Hatta bunu devam etsek 1 3 5 7 9 şeklinde tek sayılar halinde artabiliyordu alanlar. Üçgende alan bilenler şu an soruyu çözdüler bile. Şimdi DELC DELC 3h AFKB 7h. Peki h'lar sadeleşti 3 bölü 7 mi geldi? Şıklara baktığımızda cevabımız A seçeneğiymiş. Anlaştık mı? Geçelim 15. sorumuza. Bu da çok beğendiğim sorular arasındadır. Çünkü soruya şöyle bir baktığımızda ABC'de yamuk verilmiş. DC paralel AB diyor. 6, 6, 8 ve sadece şu bilgi var. Şimdi buraya dikkat. Bu bir yamuksa D'den indirdiğiniz yükseklik ile bak D'den indirdiğiniz yükseklik ile örnek veriyorum C'den indirdiğiniz yükseklik bu tabii ki L'nin içinde de olabilir dışında da olabilir fark etmiyor. Hadi biz şöyle şurasında çizelim. Önemli değil zaten yükseklik yüksekliktir. Bak bunlara ben H demek istiyorum. Peki alt tarafta ALKD'nin bir yamuk olduğu için bak KL hakkında bir bilgi yok. ALKD bir yamuk. Yamuğun alanı neydi? Alt taban 8. Artı üst taban 6. Çarpı H bölü 2. Eşittir diyorum. Denkleme göre gidelim. 2 çarpı BCKL'de bak BCKL şurası. Alt tabanda X var. Üst tabanda 6 var. Çarpı yükseklik bölü 2. Bak şimdi sadeleşmeler kendiliğinden gidiyor zaten. H bölü 2. H bölü 2. Peki 14 var. 14'ü 2 ile sadeleştirdiğinde 7. X artı 6 7 ise X buradan ne gelir? 1 gelir. 15. sorumuzda 1'miş. Geçelim 16. sorumuz. 16. sorumuzda ise bak şimdi 2 ve 8'i görüyorsun. Sanki böyle bir hani köşegenler dik kesme formülü vardı ya işte o değil. Burada alfa betayı kullanacaksın. Zaten şöyle sırıtıyor soru. Alfa ve beta yazdığında alfa artı beta 90 90 var beta var ne eksik? Alfa eksik. 90 alfa şurası da beta oldu. Peki üstteki üçgende t desem alttaki üçgende de t desem tamam mı? Ben burada bir oran yakalamak istiyorum. Alfa gördüğüm yere t yazıyorum. Alfa gördüğüm yere ikinci üçgende 8 yazıyorum. Üst taraftan başladım. Üst taraftan devam edeceğim. Şöyle betadan 2 görüyorum. Aşağıda betada da t görüyorum. İçler dışarı yaptığında t kare eşittir 16. Uzunluk negatif olmadığı için artı 4'e alıyorum. T4 geldi. Yani yüksekliği aslında 8'miş. Şöyle hatta yapalım. Peki alan ABC'de istendiği için alt tabanda 8 var. Üst tabanda 2 var. Çarpı yükseklik 8 bölü 2'den. 8 artı 2 10. 10 çarpı 8 80. 2'ye böldün. Kaç yapar? 40 yapar. Doğru mu? Şimdi cevabımız D seçeneği geldi ve işaretledik geçiyoruz. 17. sorumuz. 17. sorumuzda da şu köküç olacak şöyle kısa bir yol tavsiye ediyorum. Şu yüzden alan ABCD tek seferde tek celsede boşayabilirsiniz. Yani tek celsede bulabilirsiniz. Yani siz C noktasından bakın C noktasından ben dışarıya doğru uzatıyorum. Bunu yapmamın nedeni bak şöyle uzattım orada bir yerde kesişiyorlar. Siz beni anladınız. Bunu yapmamın nedeni alt tabanın üst tabanın paralelliği aslında sen buraya A alan dersen Burası da ne olacak? Eşitlikten dolayı A alan olacak. Hatta 4 ise 4 köküç. İyi izle. 60'da 4 köküç artı 4 ne oluyor? 8 3 90, 60 şurası 30 derece olacağı için 30'un karşısında ne olacak? 8 olacak. 90'ın karşısında 16 olacak. Yani bu parçaya 4 kaldı. 12 olduğu için. E bu 4'ü yukarıya götürdün. Tamam mı? Aslında ben buraya B dersem yamuğun alanı A artı B olduğu için bakın yamuğun alanı aslında şurada bir yerde bak dik üçgen yardımıyla A artı B ortaya çıkıyor. Peki bu A artı B'nin alanı dik üçgenin alanıysa 8 çarpı 8 kök 3 bölü 2'den direkt A artı B şeklinde yazabilirim. 64'ü 2'ye böldün. 32 kök 3 bizden istenen alanmış. Kısa ve öz şekilde. Ama diğer türlü yok köşegeni çizdiğinizde şey köşegen diyorum orta tabanı çizdiğinizde 60'ı yukarıya taşıyıp da alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'de yapabilirsiniz. Hadi o da benden size ödev olsun. Geçelim 18'e. Şimdi 18. sorumuzda ise ikiz kenar yamuk var. Hemen formülü yazıyorum. Bak C'den dik attın. D'den de dik attın. Şimdi bu attığın dikler sana nasıl yardımcı olacak? 90, 30, 60 oldu. Tamam mı? Bu da dik bu arada. 4'e aşağı indirdin. 14, 4, 10. 2'ye böldüm. 5, 5. Peki buraya dikkat. Şurada bak. 4 artı 5'ten 9 var değil mi? Bak şöyle yapıyorum. 9. Peki 60'ı 9 görüyorsa 30'u ne görecek? 9 bölü kök 3. Yani 3 kök 3. 9 kök 3 bölü 3'ten 3 kök 3. Peki 30'da 3 kök 3 varsa 90'da 2 katı 6 kök 3. Direkt işaretledim ve geçiyorum. Gelelim 19. sorumuza. 19. soruda ben şöyle bir Z yakaladım. Hatta önce o Z'leri bir çizelim. Bak şöyle bir Z var. İkinci Z'yi yakaladım. Bunu bu renkle çizelim. Diğerinde şöyle ikinci bir z'miz mevcut. Peki şöyle nokta yazdım. Peki şurada 3 artı x varsa burası da 3 artı x. Burada 4 artı x varsa burası da 4 artı x. Yalnız şurada bir oran var. fk'ya k dersen bak fk'ya şöyle k diyelim. Ne olmuş oluyor? E, ee, dk'da 2k oluyor. Peki bu kum saati değil mi? Yamuk olduğu için paralellik mevcut. Yani sen K'da X görüyorsan 2K'da da 2X göreceksin. Tabi ben oraya yanlış yazdım. Yanlış yazdım. DK nerede? Kafa kaldı mı? Aha. DK burası. Evet. K'ya 2K. Çünkü kum saati burada olacak. X yukarıda 2X olacak. Aman dikkat. Evet. Şimdi çevre ne verilmiş? 34. Toplayalım. 3 artı X burada var. 3 artı X burada var. 6 artı 2X. 4 artı X burada var. Yalnız bu X aldık. Burada 4 var. Yani 8 artı x artı 2x. 2, 4, 5x. 5x artı 14 eşittir 34 ise 5x 20 geldi. x buradan direkt 4 geldi. Cevabımız B seçeneğiymiş. Geçelim. 20. soru benim en sevdiğim soru tarzından. Köşegenler dik kesişirse ne yapacağız? ABC'de yamuk. Diklik var. Paralellik mevcut. A kare, şey AC'nin karesi artı DB'nin karesi diyor. Şimdi burada bizim aslında şunu düşünmemiz lazım. Pisagor'u ortaya çıkarmamız lazım. Siz siz olun. Böyle bir soruyla karşılaştığınızda tek yapacağınız şey dışarıya paralel çizmek. Yani AC şöyle paralel olarak dışarıya pardon şöyle dışarıya doğru çizilecek. Peki ben bunu şöyle birleştirdiğimde bak buraya şimdi ben sadece şu siyahları paralel çizdim. Dördü aşağı taşıyabilirsin. İşte o bahsettiğim paralel kenar her yerde ortaya çıkıyor. Şimdi AC aslında dışarıdaki KD mi oldu? Bak KD yazalım. KD'nin karesi artı DB'nin karesi isteniyor. Peki paralelliğin etkisiyle o 90'ı yukarıya taşıdığında 90'ın karşısı bak dik üçgene gördün. Şöyle pratik görmeniz için tarıyorum. 90'ın karşısında 10 var. İşte KD'nin karesi artı DB'nin karesi eşittir 10'un karesi olduğu için cevap direkt 100 geldi. Yani aslında dik üçgeni biz kendimiz ortaya çıkardık. Burada parça parça da yapabilirsiniz. Yani buraya işte 2K'ya 3K örnek veriyorum 2T'ye 3T ye yazıp yukarıdaki Pisagor aşağıdaki Pisagor'u taraf tarafa toplayıp çıkar böl işte çıkar vesaire neyse oradan da yapabilirsin. Anlaştık mı? Geçelim 21. sorumuza. Şimdi 21. sorumuzda ise 4 ve 15 alan verilmiş. Alan EDK alan BKF 15. Peki 4 ve orta taban alanını hatırla. Ne yapıyorduk? Eşitliğe göre şöyle A'ya benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğu için 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. A'ya 4A olması için sen buraya ne yazdın? 3A yazdın. O zaman 4'e pardon 3A yazacağım. Yani 4 çarpı 3'ten 12, 15'e 15 çarpı e 3'ten 45. Toplayalım tüm alan istenmiş. Hop, 45 artı 15 60, 12 artı 4 16, 60 artı 16 Şöyle 76. Demek ki cevap D seçeneğiymiş. Şöyle işaretledik ve geçelim bir sonraki sorumuza. 22. sorumuz kolay bir soru. Bu bir yamuk olduğu için 70 ikiz kenarından önce 70'i buraya yazdım. Peki sonra şöyle yapalım. 70'in üst tarafı ne olacak? İsteyen 40'ı da yazabilir şuraya. 70'in üst tarafı 110 olması için hem Z'den hem de U harfinden 40'ı yazdım. İkiz kenarlıdan dolayı 40'ı buraya yazdım. 40, 40, 80. X'e de 100 derece kaldı. Kolay bir soru işaret edip geçiyoruz. 23'te keza öyle. 23'te de mantık şu. bir hatta iki açıortay verilmiş. 19 ve 7 var. Yani AB'yi 19 veriyor. Burada Z kurallarını bastırmak istiyorum. Yani Z kuralları burada bizim için önemli. Hem sağda hem solda. X'i buraya taşıdın. 7'yi de buraya taşıdın. E 7 artı X 19 ise X buradan ne gelir arkadaşlar? 12 gelir işaretleyip geçebiliriz. 24. Öndeki sayfalarda benzerini çözmüştük. Ne yapmıştık? Paralel çizmiştik. Peki ben C'den şöyle paralel çizersem. 5'i aşağıya yazdım. Bu arada soruyu şöyle bir okuyalım. 50, 15, 15 hepsi yazıyor mu? Yazıyor. X kaç derecedir diyor. Peki 5'i aşağı indirdin. 15-5, 10. 10 12 kenarlığını gördün. 180'den 50 çıkardın. 135, şey 130 2'ye böldün. 65. Bu da aynı şekilde 65. Peki ters açısı ne olacak? 115 olacak. Hatırla paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşit dedik. Ama göremezsen yine U'dan 65'i yazarsın. 65 ile X'in toplamında 180 olacak. X de yine 115 olur. Bu şekilde işaretleyip geçebiliriz. Gelelim 25. sorumuza. 25 de güzel bir soru. Yalnız tavsiyem 2 alfayı da parçalayabilirsiniz. D noktasını da parçalayabilirsiniz. Şöyle D'yi parçalayalım. Bakın yine paralel çiziyorum. Bunu yapmamın sebebi 7'yi aşağı indirmek, 11'i de karşıya götürmek. Çünkü soruda bir açı diğer açının iki katı yazıyor ama sorunun üstünde de yazıyoruz aslında. Ve 7 ve 11 hepsi soruda yazıyor. Herhangi bir şey yok. Soruya devam edebiliriz. Peki 2 alfa ise karşılıklı açılar 2 alfa olacak paralel kenarda. Şimdi alfa ile bir açı toplanmış ve ne olmuş? 2 alfa olmuş. O zaman ben buraya ne yazabilirim? Alfa yazabilirim. Hatırla, iki tane iç açının toplamı kendisinde komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Bunu bu şekilde yaptık. Peki, alfa alfa ikizkenarlığından 11 de buraya yazdın mı? Yazdım. 7 ile 11'i topla, x'i bulmak için x eşittir 18 diyebiliriz. Anlaştık mı arkadaşlar? Gelelim 26. sorumuza. 26. sorumuzda şöyle bir okuyalım. Paralellik mevcut. 40 metre, 75 metre. Yamuk şeklindeki bir parkın A köşesinde bulunan bir çocuk parkın köşelerinden koşarak tekrar A noktasına geldiğinde aldığı en kısa mesafe kaç metredir? Şimdi bizden şunu mu istiyor? Bak ben buraya mesela X diyeyim. Şuraya da Y diyeyim. X artı Y artı 75 artı 40. Bizden bunun en kısa yani en az olduğu aralığı istiyor. Peki aslında biz burada açı kenar bağıntısı gibi düşünsek. Yani en az uzaklık, en kısa uzaklık, en fazla kaçtır gibi sorular. Üçgende açı kenar bağıntılarından yapılıyordu. D noktasından veya C'den fark etmiyor. Şöyle D'den ben paralel çiziyorum. Bu paraleli çizme nedenim karşılıklı kenarlar paralel olduğu için Y'yi buraya yazdım. 40'ı da buraya yazdım. 75 eksi 40 35. Peki bize X artı Y lazım değil mi? Yani X artı Y üzerinden konuşuyoruz biz bunu. O zaman ben 35'i bak şimdi 35'i ortaya yazdım da. hatırlarsanız X eksi Y mutlak fark X artı Y. Bize X artı Y lazım. Peki x artı y 35'ten daha büyük ise tamam mı? Sen 35'ten daha büyük ne alabilirsin? 36 alabilirsin. Tam sayı olduğu için söylüyorum. E 36 ile bak 36 ile 75'i bir de 40'ı toplayacaksın. Şurası 115 zaten. 115 ile bak 115 artı 36 ne yapar? 151 yapar. Demek ki en kısa mesafesi 151'miş. Anlaştık mı arkadaşlar? Geçelim 27. soruya. Sorumuzu okuyalım önce. ABC'de bir yamuk verilmiş. DC paralel AB. Sonra AD dik BC verilmiş. AB eşittir 13 verilmiş. Şimdi bir de 3 kök 5 var. Bu arada bak burada diklik verilmiş. Sorunun üzerinde herhangi bir diklik yok. Eğer harflerin etrafında köşeli parantez yoksa biz buna doğru deriz. Harflerin etrafında köşeli parantez olsaydı bu doğru parçası olurdu. Etrafında yazmamasının sebebi AD'nin bir doğru olduğunu göstermesi. Yani sen bunu uzattığında ve BC'yi de uzattığında bir noktada kesişiyorlarmış ve kesişen nokta 90 dereceymiş. Peki 13 verildi. 3 kök 5 verildi. E peki ben yine aynı mantıkla yani çözüm mantığımı asla unutmuyorum. C'den paralel çektim. Şu AD'ye göre. Paralelliğe göre 90 olduğu için şurada da U harfinden veya yöndeş açıdan 90 olacak. 6'yı karşıya yazdın. 3 kök 5'in karesi 45. 6'nın karesi 36. Topladın 81. Hangi sayının karesi 81? 9'un karesi 81. 13 eksi 9 4. Peki 4 burası. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacağı için. ikisi de buradan ne buluruz? 4 buluruz. Anlaşıldı mı? Şimdi gelelim son sayfamıza. Şimdi 28. sorumuzda ne görüyoruz? Öncelikle bir yamuk var. DCAB paralel EF de KL'ye paralel. Bak önce EF'yi KL'ye paralel alalım. Tamam mı? Bir de ben bunların paralelini biliyorsam, hani yamuk çözümü mantığıyla D'den paralel çekersem ve C'den paralel çekersen benim mükemmel işime yarar. Zaten amacımız da bu. Sağdaki oranı soldaki orana taşımak ya da tam tersi. Şimdi BK eşittir 3CK. CK'ya K yazdım. BK ne oldu? 3K oldu. Peki sen burada 3 bölü 4 benzerlik oranını taşıyabilirsin. Şuradaki C'den çizdiğim paralelliğe. Bu burada dursun. Sonra sağ tarafta da orta tabanın var. Pardon sol tarafta. Sol tarafta da 4 paralelliğini görüyorsun. Orta tabandan 8 yazdım. Peki bu 8'i de karşıya getirelim. Şimdi rahat rahat neyimizi yapacağız? Temel benzerliğimizi yapacağız. Yani 3'ün 4'e oranı bakın 3'ün 4'e oranı eşittir. X'in 8'e oranı. Peki 4'ün 2 katı artmış. 3'ün de 2 katı artacak. X dediğimiz eleman 6 olacak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın çok güzel bir sorudur. Direkt yamusil benzerlik sorusu. Herhangi bir farklılık falan yok. Geçelim 29'a. Evet, 50 derece 40 derece. Bunu dışarıdan da çözebiliriz, içeriden de çözebiliriz. Bir yamuk verilmiş. Kenar ortaylar var. 3 3 ve 9 9. Şimdi 50 ve derece, 50 ve 40 dereceyi topladığında bak, üst tarafı da göstereceğim, alt tarafı da. Sen bunu doğrusal uzattığında o aşağıdaki dik kesen sorularda yaptığımız gibi. Bunları doğrusal uzattığında bunların 90 derecede keseceğini biliyorsun. Tamam mı? Hatta yani bunu sen birleştirdiğinde bak şunu şöyle şurayla birleştirdiğinde doğrusal olduğunu bilmiyorsun. Fakat sonuçta sen 90'dan kenar ortaya oluşuyorsa muhteşem üçlü olacağını biliyorsun. Peki tepede yine 90 var. 90'dan yine F noktasında kenar ortaya oluşmuş. İşte burada sen bunun doğrusallığını kabul edebilirsin. Çünkü üst tarafta da orta nokta, alt tarafta da orta nokta. O zaman ben ne yapmış oluyorum? 9, 9, x artı 3'ün de 9 olması gerekiyor x buradan ne gelir? 6 gelir. Bu ne çözümü? Dışarıdan çözüm. İçeriden çözmek isteyenler ise şöyle e'den sağlı sollu hiç acımadan paralellikler çiziyorsun. 3'ü aşağı taşıdın. 9 eksi 3'ten 6. 3'ü aşağı taşıdın. 9 eksi 3'ten 6. Peki hocam yöndeş açı öğrettin sen bize. Götür bakalım onu şuraya 50'ye yöndeşlikten ve 40'ı yöndeşlikten açıların yerine götürelim. 50 ile 40'ı topladın 90. Peki tepe ne olacak? 90 olacak. 90'dan bak fark ettiysen kenar ortay ne olacak? Muhteşem üçlü olacak. O zaman x de buradan ne gelir? 6 gelir. İçeriden çizimi çözmek isteyen içeriden çözsün. Dışarıdan çözmek isteyen farklı bir çözüm mantığı oluşsun diye dışarıdan çözebilir. Geçelim geçelim 30. soruya. Şimdi 30. soru ilk başta öğrettiğimiz formülü hatırlayın. Onun benzeri. Yani biz burada aslında ne yapıyoruz? EF orta taban diyoruz ya. Orta taban tabii ki neye paralel olacak? AB'ye ve DC'ye paralel olacak. Peki şimdi isteyen formülden yapar. Ben yine formülden yapmayacağım. A C bölü 2 formüldü. Ama şurada 8 varsa orta tabandan 4'ü yazdım. Burada da orta tabandan 4'ü yazdım. Tamam mı? Sonra sadece şu kırmızı doğruya baktım. X artı 4 normalde 20'nin yarısı olacak. O da orta taban. O zaman ben x artı 4 eşittir 10 ise X buradan ne gelir? 6 gelir. Cevabımız A seçeneğidir. Veya 20 eksi 8, 12, 2'ye böldün, 6. Gelelim 31. soruya. Bu çıkmış bir sınav sorusu. Bunu da dile getirelim. Uzunluğu 18 metre olan mavi renkli elektrik direği fırtına nedeniyle tam ortadan kırılmış ve direğin uç noktası şekilde görüldüğü gibi direğe 3 kök 5 metre uzaklıkta bulunan duvara, duvarın üzerine gelmiştir. Tamam. Peki buna göre duvarın yüksekliği kaç metredir diyor. Kolay bir soru. Çünkü uzunluğu 18 metre verdiği için biz aslında burada ne diyoruz? Tam ortadan kırıldığından bahsediyor. Yani ben şunu 18'i 2'ye böldüğümde 9. 9. Peki tam şu soru işaretinden bak bu, bu bir dik yamuk. Dik yamuklarda soru tarzı genellikle şuradan karşıya dik atarsın. 3 kök 5'i karşıya götürürsün. Pisagordan 81'den 45 çıktı. 36. 36'nın karekökü nedir? 6'dır. 9-6'dan buraya 3 yazarsın. E karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için soru işareti de 3'e gelir. Tamam. Harflendirerek de yapabilirsin. Bu şekilde de yaparsın. Sana kalmış. Cevabımız 3'müş. Evet. Bu soruyu da çözdük. Yavaş yavaş son sorumuza geliyoruz. Evet. Son sorumuza bakarken ABC'de bir yamuk diyormuş. Buraya kadar gelip izleyenlere teşekkür ederim bu arada. Videoya beğeni bırakıp arkadaşlarınızla da tavsiye ederseniz tadından yenmez. Çok 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 teşekkürler. Onlar bizim için bir kemik kadro. Evet ABC'de bir yamuk paralellik mevcut. DC paralel AB ve açıortay var 2, 6 ve 8. Şimdi buradaki düşüncemiz ise daha çok şöyle düşünerek hareket edelim. AE açı ortay verildi. Dileyen E'den şöyle bir paralel çeker. Tamam Z kuralı bulursun. İkiz kenarlıktan harf verip bir benzerlik oranı oluşturabilirsin. Ama ben bunu tavsiye etmeyeceğim. Benim tavsiye edeceğim çözüm mantığı şu. Açı ortayı neden uzatmıyoruz? Bak paralel kenarda bunu çok yapacağız. Şimdiden en azından elimiz alışsın. Açı ortayı uzattığımda Z kuralından ben şuradaki açı ortayı aşağıya götürebilirim. Z'den taşıdık. E ben DA'nın, şuraya K dersek DK'ya eşit olduğunu ikiz kenarlıktan gördüm. Yani 6 ise bu 6 olması için 4. E bunu yazdık. Peki bunu söyledikten sonra 4 bölü 8 benzerliğini gördünüz. Bakın 4 bölü 8 kum saati aslında şöyle benzerlik olsun diye şöyle çiziyorum. Peki 4 bölü 8 1 bölü 2 ise sen buraya k yazarsan burası 2k. T yazarsan 2t. Bizden ce bölü eb istenmiş. Ce'de k var. Eb'de de 2k var. Sadeleştiğinde 1 bölü 2 geliyor. Cevabımız, son sorumuzun cevabı E seçeneği geldi. Evet, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Açıklama kısmından PDF'i indirip siz de benimle beraber çözebilirsiniz. Yalnız şunu da bahsetmek istiyorum. Soru çözerken e, kesinlikle yapamadığınız sorulara önem verin. Hatta kesip yapıştırmayı çok seviyorsanız bir defteriniz olsun. Ve yapamadığınız soruları bu şekilde e, tekrar defteri şeklinde yapabilirsiniz yok hocam ben kesmeyi çok sevmiyorum diyenler için de işte o bölgeleri işaretlediğim geriye dönük tekrar ederseniz emin olun yapamadığınız sorular her sene çıkan bir konudan bahsediyoruz. Karşımıza çıkarsa bizi çok üzebilir. Biz de bunu istemiyoruz. Dedikten sonra bir sonraki konu anlatımımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Umarım hayallerinizi kendi emeklerinizde oluşturacaksınız. Görüşmek üzere.